hiç anlamıyorum. Sen anlat bari. Sen o kızla nasıl evlendin Yasin? Bari seni anlayayım. Benim sana cevabım Ece abla. Başka da cevabım yok. Ben kardeşin ne yaptıysa onu yaptım. Dişe diş kana kan diyorsun ha? Bu olaylar nasıl oldu, nasıl bu hale geldi demek yerine, peşine düşmek yerine bir nikahta ben basayım dedim. Ya ben neyin peşine düşeyim be? Daha yüzük parmağımdan çıkmadan gitti senin kardeşin. Babası yaşında adamla evlendi ya. Abla sattı o beni. Tamam mı, sattı. Bizim hayallerimizi sattı. Bizim aşkımızı sattı. Geleceğimizi, geçmişimizi, her şeyimizi sattı o bizim ya. Sen ne yaptın bu sırada? Ha? Sen ne yaptın? Silah alıp ev basmak yerine sen ne yaptın bana söylesene oğlum. Ya abisiyle diye ortalığı yıkıyordun, gitti babasıyla evlendi ya. Bunda bir tuhaflık yok mu ablacığım? Ya acını öfkeni bir kenara bırakıp bir mantıklı düşünsene ya. Bir sorgulasana sen bu olayı. Biraz mantıklı düşün ya, bu normal bir şey mi? Cevap ver bana ya. Pardon. Ne oluyor burada? Sen benim kocamı sorguya mı çekiyorsun? Selin tamam. Bak, bak gör. Gör de neler gördüğünü git kardeşine uzun uzun anlat. Ben sana kısa yoldan bir şey anlatırdım da. Sen git tedavi ol önce. Hepinize acil şifalar diliyorum ya. Hepinize. Sen bence git kardeşine şifa dile. Babamın yatağında utanmadan sıkılmadan kocama ağlayan kardeşine. Selin tamam. Ya bu kız kendini ne sanıyorsun ya? Ya tamam. Hadi. Yasin araba yok. Çantam bile yok. Hiçbir şeyim yok artık. Ben seni seçtim. Tamam. Hiçbir şey yoksa duvarız. Evet. Otobüs? Evet. Bak bu gözyaşlarıyla hem kendini hem de karnındaki bebeği vuruyorsun. Canın yansa da, için kavrulsa da, o iki çıyan seni can evinden vursa da ağlayamazsın. Ece unutmayacaksın. Sen kendine eş değil, çocuğuna baba seçtin kızım. Bunu asla unutmayacaksın. O yüzden hadi topla kendini. Topla. Hadi. Bak, bir fısıltıya bakar bebeğini babasız bırakmak. Topla kendini, ağlama artık hadi. Ağlamıyorum anne, ağlamıyorum bak. Bak yok işte, hadi rahat bırak artık beni lütfen. Anne Ece. Ha, bu arada eğer ablan duyarsa onu kimse zapt edemez. Niye kilitli bu kapı? Ne kocanı tanır ne de o uğursuzların evliliğini. Tamam mı? Yıktırma beni yolda ya. Ne karnındaki bebeğin geleceği kalır ne de gururun kalır kızım. Ablan duymayacak. Ona göre. Aç işini ya. Gir. Al. Allah. İyi misin bir tanem? İyi misin? Şu hale bak ya. Bir üzerimdekileri çıkartıp almadıkları kaldı. Karısını satın aldı ya, beni de satın alacağını sandı. Ama görecekler. Hepsi görecek. Beni satın alamayacaklarını öğrenecekler. Benim gözümü korkutamayacaklar. Tamam. Tamam hadi sakin ol artık. Biraz hava almak ister misin? Ha? Gel bir dışarı çıkalım seninle. Şöyle bir temiz hava al, iyi gelir. Ne dersin? Yok canım, nereye çıkıyor? Kocası kötü zaten. Nereye götürüyorsun bu saatte onu? Sen ilgilenirsin kocasıyla. Hatta git şimdiden ilgilen, tamam mı? Bana bak Hazan. Abla çok yorgunum. Hah, bak Ece. Yorgunum diyor. Duydun mu? Yorgunum diyor. Abla gerçekten çok yorgunum. Hadi lütfen çıkın artık. Ben de birazcık dinleneyim. Nefes alayım. Ama sen de çekiştirme be. Yürü yürü yürü. Hadi. Hadi. Gelen şey yapıyor, giden hadi şey yapıyor. Lütfen. Hadi ben sana bir
Şoför ayarlayayım bu saatte. Taksi maksi olmaz gece gece. Yok ya. Zahmet etmesinler. Ben burada kalıyorum. Ne oldu? İşine gelmedi mi? Yatağımı kendi ellerinle hazırla anneciğim. Ben bu gece kardeşimin evinde kalıyorum. Yandın Fazilet, yandın. Bu senin peşini bırakmaz ki. Sana ihtiyacı var. Yapamam. Dün gece yaptın ama. Dün gece onu öyle görünce her şeyi unuttum. Tek bir an. Unutturdum kendimi. Sanki sihir gibiydi. Kaç saniye sürdü bilmiyorum. Sarıldım işte. Sanki kollarımız hiç ayrılmamış gibi. Dün geceye yani. O ana ait bir şeydi. Bir daha yapamam. İçinden nasıl geliyorsa. Doğru. Aşk hayal. Gerçek benim. Değil mi? Aşk çok saçma bir şey. Hatta bir insanın başına gelebilecek en saçma şey. İyi geceler. Bir insanın başına gelebilecek en saçma şey. Egemenlerin damadı, küçük gelinin eski sevgilisi mi? Sosyete, egemenlerin çarpık ilişkilerini konuşuyor. Eski sevgilisinin kayınvalidesi oldu. Gidiyorum. Okula mı gidiyorsun? Kız bu kıyafetle okula mı gidilir? Hiç akıl fikir yok mu sende? Kızım senin görümcen daha dün toprağa gömülmedi mi? Bu ne hal böyle? Görümcem gömüldü evet. Ama ben hayattayım. Ve herkes her şeye rağmen ayakta ve dik durduğumu görecek. Herkes her şeye rağmen. Herkes mi? Yoksa Yasin Efendi mi? Anne! Ne anne ne? Okuldakilere kuyruğu dik tutmak bahane. Kocanın elinden tutup yasına ortak olacağına, o at hırsızı Yasin Efendi'ye bak hayattayım, ölmedim, ayaktayım demek için uğraşıyorsun. Ben bilmiyor muyum seni? Aptal kızım benim, aptal kızım. Aptal. O yakacak, sen ana olarak söndüreceksin. Ah. Söndüreceğim, söndüreceğim de. Ama nasıl? Nasıl söndüreceksin acaba? Dilimde koz kalmadı koz. Dilimdeki kozun hepsini aldılar. Sonra toplarsın, ben daha odadayım. Biliyorum burada olduğunuzu Fazilet Hanım. Düğün yerinden göndermişler. Sizin telefonunuzmuş. Ha. Orada düşürmüşsünüz herhalde, bulmuşlar. Tamam, gidebilirsin sen. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Kahvaltıyı haber verecektim. Gerçi Pekin'e ne olmadı ama. Ben aç değilim, afiyet olsun. Olur mu öyle şey? Sen benim kahvaltımı çok sevmiştin. Sen şimdi söyle bana, ne istiyorsan ben sana ellerimle yaparım. Aslında ben şey diyecektim. Sen artık döndün değil mi? Hep burada kalacaksın. Yok öyle bir şey. Burada kal lütfen. Hem babanın yanında olursun, hem ailenle bir arada olursun bu zor günlerde. Senin burada kalmaya, buranın da sana çok ihtiyacı var. Kerim Hanım, burası Egemenler Yalısı. Burada aile falan yok. Sadece Egemenler var. Yılın düğünü olacakmış. Kısmetli miyiz, kısmetsiz miyiz? Vallahi de anlamadım, billahi de anlamadım. Temiz mi diye kokluyordum. Eskiler böyle yapardı. Tabii tabii, çok mantıklı bir şey. Ben seni odaya girerken gördüm, bir selam vereyim dedim. Kerim abla konuşamadık hiç. Bayağı alıştın yeni işine. Gerçi olaylar yalısı ama sen iyi görünüyorsun. İyiyim kızım, çok şükür çok iyiyim. Rahatım yerinde. Belli belli rahatsın. Hızlı alıştın yalıya. Yalıdakilere de. Hatta yalıda olmayanlara da. Sinan'la bayağı samimisiniz herhalde değil mi? Tabii. Ya benim gençlerle aram çok iyidir. Sonra Sinan iyi bir çocuk. Çok mütevazı. Öyle zengin çocuğuyum tafralarında falan değil. Gönül isterdi ki... Gönül isterdi ki o da burada olsun. Değil mi? Gönül isterdi ki aşıklar kavuşsun. Kolay gelsin Kerim abla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz memur bey. Hoş geldiniz. Üst salona geçelim, orada daha rahat konuşuruz. Ece nerede? Ece? Ece gitti. Okula gitti. O damadı olacak serseriye. Yıkılmadım ayaktayım demeye gitti. Konuşmamız lazım. Ben bir Hazım Bey'le konuşacağım. Alsın şunu okuldan bir. Versin bir özel okula. Ya başlatma özel okulundan ya. Allah Allah. Bak o kızda bir şey var, sen üstünü örtüyorsun ha. O da örtüyor. Ben artık ikinizden de bir şey öğrenemeyeceğimi anladım. Madem her şeyi anladın, aferin sana. Ben Hazım Bey'le konuşmaya gidiyorum. Çok önemli benim için. Konuşamazsın. Niye? Polis var yanında. Polis mi? Ha. Güzide Hanım'ın ölümüyle ilgili herhalde. Sen burada dur.
Otur bekle beni, tamam mı? Ben hemen geliyorum şu Hazım Bey'le bir konuşup geleyim. Ya. Ben de buraya kadar geldiniz diye önemli bir şey var zannetmiştim. Bu bizim genel prosedürümüz Gökhan Bey. Kazaya ilişkin herhangi bir şüpheli durum tespit edilmedi. Tansiyon da işte yani. Başka ne olabilir ki? Düştüğü yer kör noktaya mı denk geliyor demiştiniz? Evet, mekanın kameraları merdivene odaklanmış ama merdivenin başladığı nokta, yani halınızın düştüğü nokta ilişkin herhangi bir görüntü mevcut değil. Memur Bey, Memur Bey, benim ifadem yarım kalmıştı da onu tamamlamaya geldim. Nereye gidiyor bunlar? Sinan Bey, babanız Selin Hanım'ın kıyafetlerine ihtiyaç sahiplerine vermemizi istedi. Ah be Selin. Yerde yatıyor. Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm. Ne yapacağımı da bilemedim. Çok üzüldüm. Hanımefendi, bize anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı? Yok. Yani şimdilik yok. Ama belli mi olur? Tekrar yeniden bir şey hatırlamayacağım anlamına gelmez. Bakarsınız aklıma bir şey geliverir. Belli mi olur Memur Bey? O zaman anlatırım. Şimdilik yok. Memur Bey, ben sizi geçireyim. Boşu boşuna bu kadar zamanınızı aldık. Çok teşekkür ederiz. Rica anne. Hı? Sen konuşacağını konuştun, sıra bende. Saçmaladın sen şimdi içeride Allah aşkına. Ne saçmalayacağım? Hı? İfade verdim. Ayol, ifade verdiğim için de mi hesap vereceğim sana? Hadi kızım, hadi hadi. Hadi, benim işim var, daha Kerime'yle konuşacağım. Hadi yürü. Ne konuşacaksın? Allah Allah, sana hesap mı vereceğim? Kahyamla konuşacağım. Hatta keyfimin kahyasıyla konuşacağım. Efelerin efesi. Ev işlerinde mi sana soracağım? Onunla mı hesabını vereceğim sana? Bak, biz şöyle yapalım. Sen Kerime'yle konuşmadan önce gel biz seninle Kerime'yi konuşalım. Kız, sen sabah sabah benim sabır sınavım mısın? Anne, bak bu kadınla ilgili şeyler benim midemi bulandırmaya başladı artık. Bana gerçekleri söyle. Kim bu kadın? Ha? Akrabamız falan olmayan Kerime Yıldız kim? Bak vallahi dayanma gücüm kalmadı. Yemin ederim, bak şiştim ha. Yeter. Sen buraya dedektifçilik oynamaya mı geldin? Kardeşinin derdine ortak olmaya mı geldin? Bu ne be? Kerime aşağı, Kerime yukarı. Yeter. Kardeşinin derdine düşeceğine... Kardeşimin derdine düşmeme izin veriyorsun çünkü, değil mi? Telefonun çalıyor. Kardeşim, Kerime. Bak anne, kaç tanesini çalıyor. Saklıyorsun benden ya, kaç. Telefonu ya, bıraksın telefonu sen. Bakmayacağım. Cevap ver bana. Ay. Bak. Alo. Ya. Alo. Alo. Hazan abla, yetiş. Tanıyamadım. Burcu ben. Ece çok fena Hazan abla. Sorgu memur, bir şey de bilme ha, bir şey de sorma. Nereye? Kız nereye? Aman git, git Allah aşkına git, 5 dakika beynim dinlensin. Yat! Yat, çabuk beni kardeşime götür. Lütfen. Tamam oğlum kardeşim, çok sağ ol. Tamam, ben bu şeyle görüştüm. Güvenlik elemanı diyor. Gelin hanım da her gün böyle öğleden sonra kalkacaksa
Market elemanı var, şimdi onu arayacağım. Kaynanalı erken başladım bakıyorum. Gelin hanımın parası bitince yıldızı da söndü ama. Sus kız. Şu abinlerdeki şansa bak. Sen koskoca egemenleri damat ol. Üç kuruşluk işlerin peşine düş. İyi, tamam sen şey yaparsın. Hadi. Ne diyor Oğuz oğlum? Gönül koymamış ya söylemedin diye. Ha? Bir şey demiyor anne, söylemedim ben onu, bilmiyor. Niye şimdi söylemedin? Kızım söylemedim işte, Allah Allah, uzatmayın. Neyi söylemedin? Ya nasıl üstüne gittiler. Kesin dalga geçtiler kızla. Tabii iyi malzeme. Herkesin eski sevgilisinden damadı olmuyor. Ben de kalktım kardeşim için yardım istiyorum senden ya. Hayret bir şey. Ben böyle abilik yapmayı falan beceremiyorum biliyorsun. Bu Gökhan'la Yaz'ın işi. İşiydi. Ya neyse ne. Şimdiye kadar ihtiyacın olmasa da ben senin abinim. Elimden tutup kocamın evinden çıkartıp bana abilik yapacaksın yani. Şu herife kocam deyip durma bak, sinirlerimi bozma beni. Sinirlerin için üzgünüm abi. Ama benim kocam. Ya sen ne zamandır tanıyorsun Selin? Ha? Sen bu hayatı ne zamandır tanıyorsun ya? Ya sen kendine ne yapıyorsun Selin? Babam arkanda olmadan beş kuruşsuz sen bu hayatı ne kadar sürdürebilirsin? Göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Babama inat evlenmek. Bu birçoğumuz için delilik biliyorsun değil mi? Ama senin şu zırdeli abin için delilik falan değil. Selin, bak ben seni anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Ergenliğimden beri hayatım zaten kafam bozanlara karşı manyaklık yapmakla geçti biliyorsun. Ama ya bu çok fazla. İnatla evlenmek nedir Selin? Bu benim için bile çok fazla. Sana bir sır vereyim mi abi? İnat uğruna evlenen ben değilim. Nasıl yani? Yasin. İnat uğruna evlenen Yasin. O adi kadına inat. Ben aşk evliliği yaptım. Babamın karısına köpek gibi aşık olan adama aşığım ben.
Babamın canını acıttığım için mutluyum. Ama keşke her şey bu kadar kolay olsaydı. Selin. Sen ne yapıyorsun böyle kendine abiciğim? Kalbimden geçeni yapıyorum abi. Aşk. Ne büyük çaresizlik değil mi? Düşünsene. Onu kazanmak için onun bir başkasına olan aşkına muhtacım ben. Nefret ederken bile seviyorum dediği kadına olan aşkı olmasaydı bu evlilik olmayacaktı. Selin. Bu... Çok mu fazla? Çok mu manyakça? Çok ağır. Aşk bu. Hafif oluyor mu? Hafif aşk gitmiyor zaten. Ağır abi. Hem de çok ağır. Bir başkasını sevdiğini bile bile sevmek. Ellerimi bile bir başkasının canını acıtmak için tuttuğunu bilerek sevmek. Gözlerinde o kadın varken gözlerinde kaybolmayı istemek. Ama en kötüsü ne biliyor musun abi? Başkasını kandırmak kolay. O kadını, babamı. Ya kendimi kandırmak? Hissettiğini artık biliyorum. Ama bu onayladığım anlamına gelmez. Kabul ettiğim anlamına hiç gelmez. Tekrar geleceğim. O kocam mıdır nedir? Onunla erkek erkeğe konuşmak istiyorum, tamam mı? Neden mi gideceksin oğlum? Bir dahaki sefer artık. Bekleriz. Abinlerle babanı da bekleriz. Biz akraba olduk artık değil mi ya? Aile sayılırız. Babana çok selam söyle çocuğun. Aile arasında öyle bazı şeyler olur ama yeter ki sonu tatlıya bağlansın değil mi ya? Konuştuklarımızı unutma, tamam mı? Senden haber bekleyeceğim. Ne diyor abi? Baban yumuşamış mı biraz ha? Yok öyle bir şey Şükrü teyzeciğim. Ah be kızım be. Ah be kızım be. Çaresizlik tabii. Burası odam yani. Odamız kardeşimle. Şu anne bak ıslattın. Kızım. Hazan. Anne. Basıldık mı ya? Ne yapıyorsun ya? Babamı. Sen bunu bana mı veriyorsun?
Çaresizlik yok. Çaresizlik yok. Yalıya bırakıyorum. Dur dur. Dur kenara çek. Ben bu şekilde gidemem. Gidemem ben bu şekilde. Kenara çek. Gel bir yerde oturup bir şeyler içelim. Ha? Ya da yemek yeriz. Hatta gel bana. Benimle kal biraz. Ben gece bırakırım seni, ha? Bak içine attın attın, ne oldu? Arkadaşlarına patladın işte. Onlar da yenilir yutulur laflar etmemişler tamam ama. İçine atmasaydın. Ne olduğunu anlatsaydın. Bu kadar büyük patlamazsın ablacığım. Hadi anlat bana. Hadi bak bilmek istediğim tek önce şey... Önce ben. Benim de bilmek istediğim bir şey var. Sen şimdi bu serseri için bu hale gelebiliyorsan babamla ne işin var? Sen sakin olsana biraz. Aa, ben zaten çok sakinim. Ben sakin sakin kendi halimdeyken seni tuvaletten kurtardım. Değil mi? Kardeşin evimize bombayı bırakacak. O serseriyi de başımıza bela edecek. Ve onun için bu sinir krizlerine girecek. Ben de üvey oğlu olarak sakin kalacağım. Öyle mi? Bak. Ben kimseyi kardeşine bela etmedim, tamam mı? Kardeşin istedi. Kardeşin istedi ve aldı. Sen ne istedin peki? Ha? Sen babamdan ne istedin peki? Söz veriyorum. Söz veriyorum sana. Ben ne kalbimi ne de gururumu kurtarabildim. Ama seni kurtaracağım. Kimse bilmeyecek. Kimse seni üzemeyecek. Tebrik ederim ya. Gerçekten vallahi bravo. 10 numara oldu. Ne güzel anladın kızın dilinden. Ne güzel çözdün. Ya sen gelip karışmasaydın, müdahale etmeseydin açılacaktı bana kız. Hadi ya. Sen hangi dünyada yaşıyorsun? Sana para hesabından başka neyi açıklayacaktı? Tabii. Böyle 5 parasız sevgiliyi bir kenara atsın, yaşlı kalan torla evlensin. Hadi oturalım bu bulmacayı çözelim Hazan. Hadi. Uyan artık, uyan. Cevap senin kardeşin dudakların arasında falan değil. Para. İşte senin alamadığın cevap bu. Para. Thank you.
Hadi kızlar hadi. Biraz çabuk olun, eliniz çok yavaş bugün sizin. Bu iş ince iş Kerime Hanım, yani öyle hemen parlatamıyoruz. Hayırdır Kerime, ne bu telaş böyle? Gümüşhaneye gümüş mü yetiştiriyorsun? Fazilet, ya ben sana bir şey gösterecektim. Kahven bittiyse gel de hem kızlar da rahat rahat çalışsın. Olmuyor böyle, olmuyor. Ne dedin sen bana? Fazilet dedin değil mi? Olmaz. Bak, çalışanların yanında bu akrabalık ilişkisinden vazgeç. Fazilet Hanım diyeceksin. De bakayım bana. Müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz Fazilet Hanım? Bak, kahve. Kahve içiyorum ben. Elime düştüm bir kere. Dibin tutmadan bırakmam seni ben. Duymuyor musun siz bu kapının sesini? Allah Allah, her şeyi ben mi söyleyeceğim bu evde? Hah Seher'cim, hoş geldin. Hoş buldum. Gel buyur gel. Kim gelmiş? Gördüm başımıza gelenleri. Ah, gel sana kahve yapayım da iki muhabbet edelim. Anandan haber verirsin. Gülten abla, ben Hazım Bey'le konuşmaya geldim. Ha, gel böyle o zaman. Aman da aman, hoş geldiniz. Cenazede doğru dürüst konuşamamıştık değil mi? Fazilet ben, Hazım Bey'in kayınvalidesi. Kim olduğunuzu gayet iyi biliyorum Fazilet Hanım. Hazım Bey dinleniyor. Ben ilgileneyim sizle. Neydi konu? Gülten, kızım bir çay kahve getir misafirimize. Hadi. Teşekkür ederim. Çay falan istemez. Ben Hazım Bey'i bekleyeceğim. Sen çay kahve misafirimize bir şey ikram et. Çekil bakayım bir. Ah Seher'cim ah. Güzde Hanım toprak oldu. Ha bunun eline kaldık. Sen şöyle geç de ben Hazım Bey'e haber vereyim. Okulda ağzını payını aldığın hırsını kıyafetlerinden mi çıkarıyorsun? Bak ben sana ne dedim kızım? Ben sana ne dedim ya? Anne ben çok kötüyüm. Ah gel yavrum gel. Kızım benim. Neye inanırsan inan. Ben kardeşimi tanıyorum. Anasının kızı değil o. Bak senin için ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Edemezsin. Hayal bile edemezsin. Tamam. Senin de kardeşin var. Senin de canın yanıyor gitti kardeşin evlendi diye, eyvallah. Ama sen benim çektiğim acıyı hayal bile edemezsin. Sen hiç onun babası oldun mu? Ha? Kardeşinin babası oldun mu hiç? Ben oldum. Kalbimden geçeni yapıyorum abi. Aşk ne büyük çaresizlik değil mi? Çok ağır. Aşk bu. Hafif oluyor mu? Şeyin 10 yaşındayken babası oldum. Annem 3 kuruşa ajansları kapı kapı dolaştırıp menajerliğini yaparken ben onun annesi oldum. Tamam. Senin gibi robot her şey tamam zaten. (Gülüyor)
Hazan bak, ben robot değil. Robot olsam bunları yapmazdım. Yani robotlara gözyaşı işlemez. Çelik denler onlar bu. Parmak mendilliği yapmaz onlar. Parmak mendilliği ne ya? İşte robotlara... Ya işte saçmalıyorum ben, bu gözyaşı geriyor beni. Biraz kasıyor. Duyarlıyım, tamam mı? Neyse benim gitmem lazım. Sen de kardeşinle ilgilenirsin. İlgileneceğim. İlgileneceğim ben kardeşimle. Kendine gel abi, kendine gel.